Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Bir gün ailemizi mutlu eden çok güzel bir haber aldık. Hiç beklemediğimiz bir anda aldığımız bu güzel haber bize çok iyi gelmişti. Babam yıllar önce daha gençken Sakarya'nın bir ilçesinden çok uygun fiyata ufak bir arazi almış. Zamanla da babam buradan bir arazi aldığını unutmuş. Hiç beklemediğimiz bir anda bedelini ödeyip araziyi satın almak isteyen biri olduğu haberini aldık. Tabii maddi olarak sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde aklımızda olmayan bir şeyden dolayı para gelecek olması bizi mutlu etmişti. Babam bana vekalet vererek benim Sakarya'ya gitmemi istedi. Babamın yerine ben gidip satış işlemini gerçekleştirecektim. Babam kalacağım bir yer ayarlayabilmek için arkadaşını aradı. Arkadaşına Sakarya'da bir tanıdığı olup olmadığını sordu. Babamın arkadaşı Sakarya'da bir tanıdığı olduğunu ve onunla konuşup bize haber vereceğini söyledi. Çok geçmeden babamın arkadaşı aradı. Adamla konuştuğunu ve adamın beni misafir edebileceğini söyledi. Yanında kalacağım adamın adı Yaşar'mış. 40'lı yaşlarında yalnız yaşayan biriymiş. Tanımadığım birinin yanında kalacak olmak beni huzursuz etse de yapacak bir şeyim yoktu. Önemli olan oraya gidip işlemleri halletmemdi. Babam adamın açık adresini ve telefon numarasını bir kağıda yazıp bana verdi. Gece saat 2'de Sakarya'ya hareket eden bir otobüs bulduk. Urfa'dan Sakarya'ya yaklaşık 16 saatlik uzun bir yolculuk yapacaktım. Oldum olası otobüsle yolculuk yapmayı sevmezdim. Ama bu sefer yol gözüme büyümüyordu. Bu uzun yolculuğun ardından akşama doğru Sakarya otogarına vardım. Otobüsten iner inmez Yaşar abiyi aradım. Yaşar abi gelip beni otogardan alacağını söyledi. Yaklaşık bir saat otogarda bekledikten sonra Yaşar abi geldi. Beklediğimin aksine çok konuşkan ve eğlenceli biriydi. Normalde ben içine kapanık biriyimdir. Yeni tanıştığım insanların yanında kendimi rahat hissetmem ama Yaşar abi öyle değildi. Sanki uzun zamandır onu tanıyormuşum gibiydi. Eve gitmeden önce bir lokantaya gidip yemek yedik. Yemek yerken bana hayatıyla ilgili şeyler anlatmaya başladı. Anlattığı şeyler beni gerçekten üzmüştü. Yumurtacı dükkanı varmış. Geçimini yumurta satarak sağlıyormuş. Annesi ve kardeşi 2 yıl önce bir trafik kazasında vefat etmiş. Karısını da 6 ay önce kötü bir hastalıktan dolayı kaybetmiş. Çocukları olmamış. Aslında çocukları olmuş ancak dünyaya cansız olarak gelmişler. Dışarıdan bakınca hiç derdi tasası olmayan biri olarak görünüyordu. Bu kadar sıkıntılar yaşayan bir insanın hala güçlü durabilmesine ve neşeli davranabilmesine büyük saygı duymuştum. Yemeğimizi yedikten sonra eve gitmek için yola çıktık. Arabayla eve doğru giderken Yaşar abi bir anda arabayı durdurdu. Ya benim bir yere gitmem gerekiyordu, unutmuşum. Kaç gündür de gidemedim. Bugün gitmem lazım. Sen de yol yorgunusun biliyorum ama gitmem gerekiyor. 10 dakikalık bir şey, çok uzun sürmez. Bir uğrasak senin için sorun olur mu? Dedi. Ben de yok Yaşar abi, ne sorunu, gidelim. Zaten ben çok yorgun hissetmiyorum, dedim. Yaşar abi bana teşekkür ettikten sonra arabayı hareket ettirdi. Aslında yorgundum ama Yaşar abiye yorgun olduğumu söylemedim. Arabayla bir süre gittikten sonra Yaşar abinin uğrayacağı yere geldik. Geldiğimiz yeri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Böyle bir yere geleceğimiz aklımın ucundan geçmemişti. Hele de akşam vakti buraya gelmek biraz canımı sıkmıştı. Çünkü geldiğimiz yer mezarlıktı. Yaşar abi bana arabada bekleyebileceğimi söyledi. Ancak mezarlığın olduğu yerde tek başıma arabada kalmak istemiyordum. Bu yüzden ben de Yaşar abiyle birlikte arabadan indim. Hava karanlıktı. Hayatımda ilk defa hava karanlıkken mezarlığa girecektim.
Bu durum beni çok fazla huzursuz etmişti. En azından tek başıma değildim. Yanımda Yaşar abi vardı. Ama yine de karanlıkta mezarlığın içinde yürümek içimin ürpermesine sebep oluyordu. Mezarlığın içinde biraz yürüdükten sonra Yaşar abi, "Annem, kardeşim ve karım burada. Hepsi yan yana yatıyor. Ben de vasiyet ettim. Ölürsen beni karımın yanına gömün diye," dedi. Allah rahmet eylesin dedikten sonra Yaşar abinin ailesi için Fatiha okumaya başladım. Ben duamı okurken Yaşar abi ortadan kayboldu. Etrafıma bakındım, Yaşar abiyi göremedim. Çok fazla bağırmadan Yaşar abiye seslendim. Ancak Yaşar abi cevap vermedi. Bir iki defa daha Yaşar abiye seslendim ama yine cevap alamadım. Siz akşam karanlığında mezarlıkta tek başınıza kaldığınızda ne hissedersiniz bilmem ama ben o an büyük bir korkuya kapıldım. Kalbim çok hızlı atmaya başlamıştı. Her tarafımda mezarlar vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi çok çaresiz hissediyordum. Arabanın olduğu yere gitmek istiyordum ancak yerimden hareket edecek cesaretim yoktu. İçimden dualar okumaya başladım. O sırada sesler geldiğini fark ettim. Sesler tam karşımdan geliyordu. Dikkatli bir şekilde seslerin geldiği yere doğru baktım. Bana doğru gelen birinin ayak seslerini duyuyordum. "Yaşar abi, sen misin?" diye seslendim. "Evet, benim, su almaya gittim. Burada yürümek de zor oluyor," diye cevap verdi. O an Yaşar abinin sesini duymak beni çok fazla rahatlattı. "Yaşar abi bir anda ortadan kaybolunca korktum valla," dedim. "Kusura bakma, sen dua okumaya başlayınca bölmeyeyim dedim. O yüzden hemen su almaya gittim," dedi. Yaşar abiyle birlikte ailesinin mezarına su döktük. Sonra Yaşar abi mezarlara bakarak konuşmaya başladı. Annesine, kardeşine ve karısına gün içinde yaptığı her şeyi anlattı. "Bir an önce oradan gitmek istiyordum ama Yaşar abiye bir şey diyemiyordum. İçimden zor durum, demek ki kendini böyle rahatlatıyor," dedim. Yaşar abi biraz daha konuştuktan sonra "Hadi gidelim," dedi bana. Yaşar abiden bunu duyunca çok mutlu oldum. Çünkü bir an önce mezarlıktan çıkmak istiyordum. Arabaya binip eve doğru gidiyorken içimden "Allah'ım sen Yaşar abiye sabır ver," dedim. Yaşadıkları gerçekten herkesin kaldırabileceği şeyler değildi. Belli etmemeye çalışsa da yaşadıklarından çok fazla etkilenmişti. Eve gelip arabadan indiğimizde Yaşar abi arabanın bagajını açtı. Yaşar abi bagajı açar açmaz pis bir koku gelmeye başladı. Bagajda üst üste koyulmuş iki tane sebze kasası vardı. Ancak kasaların içinde sebze yoktu. Tavuk kemikleri ve tavuk sakatatları vardı. Benden kasalardan birini almamı istedi. "Bunları köpeklere vermek için kasaptan alıyorum. Yazık, aç kalmasın hayvanlar," dedi. Kasaları alıp evin hemen yanında bulunan çilerin içine koyduk. Sonra eve geçtik. Yaşar abinin evi ufaktı. Tek katlı, iki oda bir salonda evi. Eve girince hemen uyumak istiyordum ama Yaşar abi meyve getirdi. Bir süre Yaşar abiyle muhabbet ettikten sonra bana salondaki çekyatta uyuyabileceğimi söyledi. "Kusura bakma, evim ufak. Bu odada ben kalıyorum. Diğer odayı da kullanmıyorum. Karımın hatırası olduğu için kilitledim orayı. Hiç girmiyorum. Kusura bakma, seni burada çekyatta yatıracağım," dedi. "Yok, önemli değil benim için. Nerede olursa orada yatarım ben," dedim. Sonra yatağa girdim. Yorgun olmama rağmen bir türlü uykuya dalamıyordum. Çünkü başka birinin evinde uyumaya alışık değildim. Memlekette bazen amcamın evine kalmaya gittiğimde bile huzursuz oluyordum. Bu yüzden daha önce hiç gelmediğim bir yerde uyumak daha da zordu benim için. Yatakta bir sağa bir sola dönerken sesler geldiğini duydum. Sesler yan odadan, Yaşar abiden geliyordu. Sanki ağlıyor gibiydi. Daha dikkatli bir şekilde gelen sesleri dinlemeye başladım. Yaşar abi sanki biriyle konuşuyordu. Ancak ne konuştuğunu net olarak duyamıyordum.
Sadece ağlama sesini algılayabiliyordum. Saat de gece 2'ye geliyordu. Sonra ağlama sesleri kesildi. Yaşar abi gülmeye başladı. Yüksek sesle kahkahalar atıyordu. Adam kendi kendine bir ağlıyor, bir kahkaha atıyordu. Bu durum beni huzursuz etmişti. Adam yaşadıklarından dolayı kafayı yemiş herhalde diye düşündüm. Sonra sesler kesildi. Yaklaşık 10 dakika sonra Yaşar abinin kaldığı odanın kapısı açıldı. Yaşar abi salona, benim kaldığım yere geldi. Ona uyumadığımı belli etmedim. Gözlerim yarı açık bir şekilde ona bakıyordum. Salonda bulunan vitrinin önüne gelip bir süre orada durdu. Anahtarı alıp evden çıktı. Allah Allah, gecenin bir vakti nereye gidiyor bu adam? Acaba yine mezarlığa mı gidiyor diye söylendim kendi kendime. Sonra uyuduğum çekyatın yanındaki pencerede bir gölge gördüm. Gölge camın önünden geçtikten sonra konuşma sesleri duymaya başladım. Konuşan Yaşar abiydi. Duyabildiğim kadarıyla benden bahsediyordu. Size söylemeyi unuttum. Bir tanıdık geldi. Bizde kalacak. İyi bir çocuk. Zararı yok. İdare edin, dedi. Yaşar abinin kimle konuştuğunu çok merak ettim. Yavaşça yattığım yerden doğrulup pencerenin perdesini çok az kaldırdım. Sağ tarafıma doğru baktığımda Yaşar abiyi gördüm. Karanlıktı. Ufak bir lambanın ışığı aydınlatıyordu etrafı. Görebildiğim kadarıyla Yaşar abi el kol hareketleri yaparak hararetli bir şekilde konuşuyordu. Ancak bir sorun vardı. Yaşar abi kendi kendine konuşuyordu. Yanında kimse yoktu. Dikkatli bir şekilde baktım ama yine de Yaşar abiden başkasını göremedim. O an korkmaya başladım. Yaşar abi elini sanki birinin omzuna koyuyor gibi yapıyor ve gülüyordu. Bir süre bu şekilde konuşmaya devam etti. Şaşkın bir şekilde perdenin aralığından Yaşar abiyi izliyordum. O sırada Yaşar abi aniden kafasını benim olduğum yere çevirdi. Kısa bir süre onunla göz göze geldim. Bir anda kafasını bana çevirince büyük bir korkuya kapıldım. Refleks olarak hemen perdeyi kapatıp yatağa girdim. İçimden, "İnşallah benim ona baktığımı görmemiştir," dedim. Yaşar abinin hareketleri beni korkutuyordu. Sonra camın önünden bir gölge geçtiğini gördüm. Çok geçmeden de evin kapısı açıldı. Yaşar abi eve gelmişti. Göz ucuyla etrafıma bakıyordum. Yaşar abi yanıma gelerek, "Kusura bakma, uyandırdım seni. Çok ses yaptım galiba," dedi. O an benim pencerede onu gördüğümü fark ettiğini anladım. "Yok, önemli değil Yaşar abi. Dışarıdan sesler gelince merak ettim. O yüzden baktım," dedim. "Yaşar abi, seni uyandırmak istemedim. Sessiz olmaya çalıştım ama başaramadım. Gelip beni çağırdılar. Konuşmak istediler benimle. Sen rahatsız olma diye dışarı çıkıp konuştum onlarla. Seni sordular bana," dedi. "Beni mi? Kim sordu ki beni?" dedim. Yaşar abi "Cinler," diye karşılık verdi. O an elim ayağım buz kesti. "Nasıl yani abi?" diye sordum. "Burada benimle birlikte kalan cinler var. Onlara senin geleceğini söylemeyi unuttum. Seni görünce huylanmışlar. Bana sordular kim bu diye. Ben de onlara anlattım. Endişelenecek bir durum yok. Hadi sen uyumana bak. İyi geceler," deyip yanımdan ayrıldı. Duyduklarım karşısında büyük bir korkuya kapıldım. Normalde cinlerden korkan biri değildim. Bizim oralarda cinlerle ilgili birçok hikaye anlatılırdı. Hiçbirinden etkilenmezdim ancak kaldığım yerde cinlerin olduğunu duymak beni çok fazla huzursuz etmişti. İçimden bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Yorganı kafama çekip gözlerimi kapattım. En ufak bir tıkırtı sesinde bile kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Sanki odanın içinde cinler var ve beni izliyorlar hissine kapılmıştım. Bu hisse kapılmak gerçekten de insanı çok fazla tedirgin ediyormuş. Kendi kendimi rahatlatmak için "Bu adamın söylediklerine inanma. Adam yaşadığı acılardan dolayı kafayı yemiş.
O yüzden böyle konuşuyor dedim. Ama bir türlü içim rahatlamıyordu. Bir an önce sabah olmasını istiyordum. Bir de işin garip yanı, Yaşar abi bunu o kadar normal bir şeymiş gibi söyledi ki, bu da beni şaşırtmıştı. Yaşar abi iyi bir insandı ama normal değildi. Bunu zaten akşam vakti mezarlığa gitmesinden ve evde kendi kendine konuşmasından anlamıştım ama bu kadarını da beklemiyordum. Sabah olduğunda az da olsa rahatlamıştım. Bir an önce evden çıkıp işlerimi halledip Urfa'ya dönmek istiyordum. Tedirgin bir şekilde yattığım yerden kalktım. Sürekli etrafımda bir şey var mı diye bakıyordum. O sırada Yaşar abinin odasının kapısı açıldı. Yaşar abi salona geldi. Erkencisin. Niye bu kadar erken uyandın? Saat daha sabahın 6'sı. Uyusaydın biraz daha, dedi. Ben normalde de erken uyanırım. Bir de çok geçe kalmadan işlerimi halledip memlekete döneyim. Sana da rahatsızlık vermeyeyim, dedim. Yaşar abi, olur mu hiç öyle şey? Beni rahatsız etmiyorsun. Aksine burada kalmandan mutluyum, dedi. Açıkçası ben de Yaşar abiyi sevmiştim ama normal bir insan değildi. Birlikte kahvaltıya oturduk. Dün gece yaşadıklarımız hakkında hiç konuşmadı. Ben de hiç açmadım konuyu. Aklımdaki tek şey işlerimi halledip bir an önce memleketime dönmekti. Kahvaltıdan sonra Yaşar abiyle birlikte evden çıktık. Bana dolmuşa bineceğim yeri gösterdi. İşlerimi bitirdikten sonra dükkanına gelmemi söyledi. Beni otogara kendi götürecekmiş. Tamam diyerek karşılık verdim. Minibüse binip tapu dairesinin olduğu yere geldim. O gün işlerim bir türlü rast gitmedi. Akşama kadar evrakların hazırlanmasını bekledim ancak işlemler uzadı ve satış işlemi ertesi güne kaldı. Bir gün daha orada kalmak istemiyordum. Bir geceyi daha o evde geçirmek benim için çok zordu. Ancak yapacak bir şeyim yoktu. Mecbur bir gün daha kalmak zorundaydım. Üzerimde fazla para olmadığı için otelde de kalamazdım. Kendime telkinler vererek rahatlamaya çalıştım. Akşam 5 gibi Yaşar abinin dükkanına gittim. Ancak gittiğimde dükkan kapalıydı. Ayaklarım geri geri gitse de Yaşar abinin evine doğru yola koyuldum. Minibüsten inip eve doğru yürürken aklımdan türlü türlü şeyler geçiyordu. Ya başıma bir şey gelirse, ya Yaşar abinin söylediği gerçekse, o evde cinler varsa diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Çaresiz bir şekilde eve yürürken yaşlı bir adam seslendi bana. "Sen Yaşar'ın akrabası mısın?" diye sordu. "Hayır, akrabası değilim. Tanıdığıyım. Burada işlerim olduğu için birkaç gün beni misafir ediyor," dedim. Yaşlı adam yavaşça yanıma yaklaşarak "Allah yardımcın olsun evladım," dedi. Aklımdaki düşüncelerin üstüne yaşlı adamın da böyle konuşması beni iyice paniğe sokmuştu. "Neden ki amca?" diye sordum. "Evladım bak, Yaşar normal değil. Cinni varlıklara karışmış biri. Buradaki herkes ondan uzak durur. Geceleri kuytu köşelerde kendi kendine konuşur. Etrafta ne kadar pislik varsa alır kilerine götürür koyar. Geceleri gider mezarlıkta uyur. Bir tek annesi vardı. Onu dizginliyordu ama 2 sene önce annesi ölünce iyice yalnız kalıp kendini tamamen insanlardan soyutladı. İyi saatte olsunlara karıştı. Kardeşi de annesiyle birlikte trafik kazasında vefat etmiş. Karısı da 6 ay önce hayatını kaybetmiş. Bana öyle söyledi," diyerek araya girdim. "Yok evladım öyle bir şey. Ne kardeşi var ne de karısı. Hiç evlenmedi o. Bir tek annesi vardı," dedi. "Ama birlikte mezarlarına bile gittik," dedim. "Yok evladım, yanlış biliyorsun sen. Ben yıllardır tanırım Yaşar'ı. Kimseyle evlenmedi. Kimi kimsesi yoktur. O yüzden sordum sana akrabası mısın diye," dedi. Yaşlı adamın söyledikleri beni dehşete düşürmüştü. Artık o eve gidemezdim. Yaşlı adam yanımdan ayrıldıktan sonra bir süre olduğum yerde bekledim. Ne yapacağımı düşünüyordum. Aklımda tek bir şey vardı. O da Yaşar abinin evine gitmemekti.
Allah var, bana çok iyi davrandı. Herhangi kötü bir şeyini görmedim ama hem dün yaşadıklarım hem de yaşlı adamın söyledikleri beni huzursuz etmişti. Bu kadar şeyden sonra tekrar o eve dönemezdim. Minibüse binip otogara gittim. O geceyi otogarda geçirdim. O gün benim için çok zor geçti ama en azından içim rahattı. Çünkü ne olursa olsun bir gece daha Yaşar abinin yanında kalacak cesaretim yoktu. Otogarda sabahladıktan sonra arazinin satış işlemini yapmak için tapu dairesine gittim. Saat 10 gibi işlemler bitti. Hemen otogara gidip memleketime dönmek için otobüs bileti aldım. Otobüsüm saat 1'de hareket edecekti. Yaşar abinin yanına gidip ona veda etmek istedim ancak cesaret edemedim. Tek istediğim bir an önce memleketime gitmekti. Saat 1'e doğru otobüse bindim. Aklımda Yaşar abi vardı. Acaba gerçekten cinlere karışmış mıydı? Ve o gece cinlerle gerçekten konuşmuş muydu? Diye düşünüyordum. Bu düşünceler içinde otobüs hareket etmeye başladı. Otobüs hareket etmeye başladığında camdan dışarı doğru bakıyordum. O sırada Yaşar abiyi gördüm. Yanında kara çarşaflı, yüzleri peçeli iki kişi daha vardı. Yaşar abi bana doğru el salladı. Yanında bulunan iki kişi hareket etmeden öylece duruyordu. Şaşkın bir şekilde ben de Yaşar abiye el salladım. O gün Yaşar abi benim o saatte otobüsüm olduğunu nereden biliyordu? Ve yanındaki o iki kişi kimdi? Bu soruların cevabını hiçbir zaman öğrenemedim. Ve hala bu soruları kendime soruyorum.